Tanrı'dan başka varlıklara bağlanmak. Yine peygamber buyurmuştur ki, insanlara gereksinim duyup boyun eğmek kâfirliğe yakındır. Tanrı Kur'an-ı Kerim'inde buyurmuştur ki, küfredenlerin yardımcısı şeytanlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlığa atarlar. Bu ayetin gerçek anlamı şudur ki, yoksulluk gerçek olmalıdır. Biçimsel olmamalıdır. Gerçek yoksulluk ancak peygamberlerde ve Tanrı dostlarında bulunur. Bu da hiçbir mülkiyeti kendisinin bilmemektir. Dünyaya olan ilgi ve bağlılıkları ortadan kaldırmaktır. Belirttiğim nitelikte nitelenmeyecek iddiada bulunursa, dünya ve ötü dünyanın yüz karası olur. Tanrı buyurmuştur ki, öte dünyada yüzleri kara olanlar için denecek ki, inandıktan sonra niçin inkâra düşüp kâfir oldunuz? Öyleyse işte küfrünüz nedeniyle azabı tadınız. Fakat Yüce Peygamberimiz tarafından buyurulduğunu belirttiğimiz, insanlığa gereksinim duyup boyun eğmek kâfirliğe yakındır hadisi, gerçekte işte bu fakrı anlatır. Küfre yakındır. Yani gerçek yoksulluğun sonucu hiçbir şey kendinin bilmez ve dünyaya olan ilgi ve bağlılıktan kurtulur. Onları ortadan kaldırır. Ancak böylece ona bağlanan şeylerden iz kalmaz. Yalnız varlık belirtisi ve gönül isteğiyle varılan tanrısal birlik, o birlik kalır. İşte bu Hakk'ın varlığıdır. Onu gerektiren anlamdır. Bu düzeye ulaşan insan, kendimi bunun dışında bırakırım, şanım ne büyük oldu der. Beyaz Bistami gibi. Bir diğeri, benim cübbemim içinde Tanrı'dan başkası yoktur. Hallacı Mansur. Bir başka tasavvufçu da, enel hak, ben ancak hakkım der. Bilmelidir ki, hakikat da, tarikat da sevilen haktır. Fakat bilmeli ki, eğer bir şey sınırını aşarsa, karşısında yansır ve zıttına inkılap eder. Beyan yolunda koşan at çok hızlıdır. Korkarım elimden yular kaçacak. Dost, her anda sana bakmaktadır. Sen ondan aymazlığa düşünce, o senden vazgeçer.